Merhabalar Fatma Hanım'la anne yemeklerine hoş geldiniz. Evet, bir tane daha böyle mutfak için pratik, güzel bir bilgi paylaşmak istiyorum. Bazen bu tost makinelerimiz böyle batar ve acil işimiz vardır. Yani yıkamaya fırsatımız yoktur ya da canımız istemez o gün. Nasıl temizleyebiliriz hemen o yıkama işlemini yapmamak için? Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle elimizde bir tane mutfakta kullandığımız patatesleri falan, o böyle patatesler var, onları ben böyle bununla fırçalıyorum. Onu, o tür şeylere kullandığım bir fırça, yani kısacası mutfakta kullandığım bir fırça. Şöyle canımız istemediği için hemen şöyle yaptırarak şuraya getirttirelim. Bütün bu kırıntıları. Hani tamamen yıkamaz ama en azından bu kırıntıları ekmeğe yapışıyor, biliyorsunuz tosta hiç de güzel olmuyor. Onları şöyle bakın, böyle güzelce, diyelim ki böyle döktürme yeri yoksa, şöyle bakın göstereyim ne kadar biriktiğini. Kaldırarak da şöyle tost makinemizi şöyle kaldırarak da dökebilirsiniz. Ama böyle yerleri varsa da şöyle şöyle yapıyoruz ve böyle bir tabağın içine alıveriyoruz hemen, ya da buraya yapıp kağıtla bezle silebilirsiniz. Ama en güzel mantık bu kolaylık. Şöyle bakın. Yani o dediğim gibi bazen canımız istemeyebilir. Bazen hasta olduğumuz için, vaktimiz olmadığı için ve bu üstte de varsa aynı şekilde onları da çevirerek yapıyoruz. Şöyle ben size göstereyim size. Şimdi şöyle yakından göstereyim. Bakın bayağı bir temizlendi. Buraya aldıklarımı da göstereyim. Şöyle bakın. Ne oldu? Oradaki pislikler gitti. Dediğim gibi yıkayıp kurutana kadar, kurulayana kadar tabii ki çok şey olmuyor ama en azından bu kırıntılar gitmiş oluyor. Şöyle de bir temiz görünüyor. Bir başka noktada şöyle. Bazen böyle bir şey yok elimizde, fırça. Onunla da uğraşacak vakit yok gene. Hemen ne yapıyoruz? Böyle bir mutfakta kullandığımız kağıt havlu peçeteyle güzelce üst tarafını, bakın şurada varlar. Onları yapmadım size gösterebilmek için. Şöyle şöyle kağıt havluyla bakın böyle yapıyoruz. Her bir gözün olacak şekilde bu törpüklü yerlerin. Ve hemen gene aynı şekilde getirdiğimiz noktadan şöyle şöyle. Yani tabii ki yıkama kadar olmuyor ama en azından o kalan tortular, ekmeğe, tostumuza yapışacak olanlar ya da açtığımız zaman bir misafirimizin yanında hoş durmaz. O yüzden böyle bir püf noktasını sizlerle paylaşmak istedim. Tercih sizlerin ama bence güzel bir fikir. Deneyin derim. Şöyle bakın, az önceki halinden eser yok. Evet, bu da bir bilgi olarak sizlerle paylaşmak istedim. Allah-u Teala dediğim gibi hepimize yapmayı nasip etsin diyorum. Sağlık, sıhhat, huzur versin. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.